Öncelikle genel olarak kanalın içinde neler olacak bundan bir bahsedeyim. Her şey olacak arkadaşlar. Her şey. Aklınıza gelen her şey. Astroloji, makyaj, sağlık, kilo alma verme, güzellik, yemek, içmek, kıyafet, her şey olacak yani. Hep beraber bunları derleyeceğiz. Bugün ne konuşacağız? Şimdi bugün şunu konuşacağız. Artık biliyorsunuz ki yazı 2 ay kaldı. Şunun şurasında gerçekten hiçbir şey kalmadı. O yüzden güzel, böyle tadı mis gibi olan bir ödem atıcı çay yapalım sizinle beraber. Yapımı çok pratik, çok hızlı, harika ürünlerle hazırlayacağım. Bunu sabah aç karnına içmenizi istiyorum. Bakın lütfen, buraya yazıyorum bunu. Aç karnına. Erken kalk abi. Öyle gerçekten saatlerce uyumayın. Erken kalk, çayını yap, iç. Neden? Erken kalkan yol alır. Çayınızı içtiniz, 2 saat sonra kahvaltınızı yaptınız. Tabii ki bunları bir doktor ya da bilirkişi olarak söylemiyorum. Kendi üzerimde işe yaramış olan formülleri söylüyorum. Bu güzel çayı nasıl hazırlayacağımızı şimdi size gösteriyorum. Arkadaşlar ürünlerimizi dizdik. Şimdi hepsini size anlatacağım. Ödem, şişkinlik hayatınızda artık olmayacak. Şimdi bunları düzenli kullandıktan 1-2 ay içinde etkisini zaten ciddi anlamda göreceksiniz. Sağlıklı beslendiğiniz takdirde. Şimdi ilk ürünümüzü alıyoruz. Bu Provim Daily. Ben bunu eczaneden almıştım. Ciddi bir şişkinlik sorunum vardı zaten göreceksiniz siz de. Bana bu ürünü önermişti. İnanılmaz iyi geldi bana. Yani kullandıktan ciddi anlamda 1 ay içinde bütün şişkinliğimi, ödemimi aldı. Sabah 1, akşam 1 olmak üzere kullandım. Çok çok iyi bir ürün. Ben çok seviyorum. Ama siz yine de eczacınıza danışın. Gelelim ikinci ürünümüze. Şöyle bir detoks çayım var. İçinde neler varmış? Yeşil çay, ısırgan otu, kiraz sapı, biberiye, mate, nane, zencefil. Burada gördüğünüz bütün ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz. Yani ben sadece burada 3 kişiye çay yapacağım. Ekibimiz 3 kişi olduğu için. O yüzden bol bol yapmak istiyorum ve her şeyi ayrı ayrı kullanmayı seviyorum ben biraz ya. Böyle tek bir şey kullanmak çok benlik bir olay değil. Şimdi gelelim yılın ürünü. Ya buna ödül vermeleri lazım ya. Bu çok iyi. Kayısılı form çayı. Şimdi normalde kayısı çaylarını, böyle poşet çayları suya atıp çıkardıktan sonra böyle yapış yapış bir his olur o poşetinde. Bu zaten öyle bir şey olma olasılığı yok. Abi adamlar içine bak. Böyle büyük büyük kayısıları kesip kurutup koymuşlar. Yani daha ne yapsınlar sizin için? Daha ne yapsın yani adam? Hiçbir şey yapamaz. Gelelim ikinci sıramıza yeşil çay. Yani bence yeşil çay seçmek gerçekten zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. Neden? Yeşil çayların aromaları hepsi çok farklı. Yani özellikle aktardan aldıklarınız çok böyle kına gibi oluyor yani. Tadı, kokusu çok çok ağır. Bu inanılmaz fresh. Ya benim genelde böyle poşette ya şöyle aldığım yeşil çaylar çok ağır oluyor. Ya bu sanki Karadeniz'e gidip kendim ellerimle topladım koydum. Yani o derece çok çok başarılı. Bu Naturali markasını lütfen bir deneyin. Kiraz sapı söylemeye gerek yok zaten artık bunu bilmeyen de neyse. Burada görmüş olduğunuz 4 tane çayımızı karıştıracağız. Ama karıştırmadan önce bir ürün tanıtmak istiyorum ki. Bu ürün, yani bir tane gazlı içecek içime hakkım olsa ölene kadar o bu olurdu arkadaşlar. Gerçekten abartısız söylüyorum. Kombuça çayını lütfen hayatınıza sokun. Müthiş bir probiyotik. Müthiş bir probiyotik. Yani bağırsak sisteminin dostudur. Daha da bir şey söylemem. Bu arada ben mavili kapı aldım ama siz illa bunu almak zorunda değilsiniz. Bence bütün markalar çok iyi. Sadece örnek olarak söylüyorum. Şimdi French press'imizi aldık. Açtık falan. Böyle çocuğa anlatırmışım gibi. Bir tane ürünümüzü alıyoruz. Şimdi geri bırakayım. Bunu French press'in içine koyacağım için şunu şöyle koyayım şimdilik. Şunu koparabilirsiniz. Buna gerek yok yani. Zaten süzeceğim. İçine attım. Bir tutam kayısı çayı ya da ne kadar istiyorsanız. Ne kadar istiyorsanız değil, şaka yapıyorum. Gerçekten bir tutam alın. Zaten bir sürü şey atıyoruz. İyice yoğun olmasın yani. Bir tutamdan biraz daha az olabilir yeşil çay. Neden? Zaten bunun içinde de yeşil çay var. O kadar abartmaya gerek yok yani. Bu arada bildiğiniz üzere yeşil çay çok güçlü bir kafein. Akşamları bence çok tüketmeyin. Ben uyuyamıyorum en azından. Yani bende öyle bir etki yaratıyor. Kiraz sapı. Bir tutam alıyoruz. Bu karnımızın şişkinliği gitsin diye. Ben de bu arada şu an inanılmaz şişim.
Yani hedefim 2 ay içinde gerçekten sönmek. Yani incelmekte sönmek istiyorum o derece. Anason, yani anason tavuğunu unuttum, çok özür diliyorum. Bunu söylemeyi unuttum. Baştan bir bunu anlatayım. Şimdi anason tohumu koyacağım. Mide şişkinliğine birebir. Yani daha ötesi yok bence. Bana en iyi gelen bu oldu. Aktarlardan bulabilirsiniz. Bundan bir tutam koyacağım. Şöyle. Çok yoğun bir tadı var, o yüzden çok fazla koymayın. Ve ek olarak sizin isteğinize bağlı. Herkes çok sevmiyor çünkü. Birazcık maydanoz koyacağım. Bunun sapını koysanız daha güzel olur bu arada. Ben saplarını atmışım. Yani yazıklar olsun bana, ne diyeyim. Neyse, şimdi sıcak su koyacağım. Evet, çayımızı da aldık, geldik. Çayı bu arada dediğim gibi sadece 2-3 dakika bekletin. Öyle size söylenildiği gibi 10 dakika bekletiyorum falan değil. Çorba değil yani arkadaşlar bu. Sadece demledik hafif. Doğal çaylar o kadar demlenmez. Şimdi bu arada bir şey söyleyeceğim. Çayı Esat'la Baran'a denettirdim. Bir yudum alıp bıraktılar. Şaka değil yani. Erkekler sevmiyor böyle şeyleri pek ya. Gerçekten niye? Müthiş olmuş. Müthiş olmuş abi. Yani gerçekten çok iyi arkadaşlar. Bakmayın siz onlara. Belki içine maydanoz koymazsınız. Hadi maydanoz tadı geliyor çünkü. Maydanoz tadı pek sevilmez. Maydanoz suyu falan. Ama bence çok güzel. Yani gerçekten bunu sabahları 2 bardak, şu boyutta bir bardak bence yeterli. İçtiğiniz takdirde, düzenli de beslendiğinizde, 6'dan sonra herkesin dediği gibi bir şeyler yemediğinizde çok güzel ödem atacaksınız, kilo vereceksiniz. Ben başlıyorum. Gerçekten ben de çünkü şu an 10 kilo bir fazlam var. Az bir kilo değil. Gayet şişkinliğim, ödemim var bolcana. Bunu yapacağım. Düzenli de besleneceğim. Spor da yapacağım. Zaten o aşamaları da görürüz. Daha ilk video yani arkadaşlar, heyecanlanmayın. Hepsini göstereceğim. Bakalım ne olacak yani. Bundan 2 ay sonra, 3 ay sonra bakalım ne olacak. Umarım sonuç alırım. Bunu içip McDonald's söylüyormuşum arkadan. Ya bir şeyden bahsetmek istiyorum. Gerçekten şimdi burçlara bir gelelim kısaca. Onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Çünkü geçen ay çok sinirlendim. Çok sinirlendiğim bir olay yaşadım. Şimdi benim burcum Başak, yükselenim Akrep. Takip ettiğim bir astrolog var. Astro Days. Şuraya Instagram hesabını yazıyorum. Takip edin. Böyle çok güzel şeyler paylaşıyor. Çok da sevdiğim bir insan. Benim doğum haritama bakmıştı sağ olsun. Dedi ki Mart ayında akreplere aşk var. Nerede? Haleciğim nerede o aşk? Hani? Bir şey söylemek istiyorum. Yükseleniniz akrepse ve Mart ayında aşkı bulduysanız lütfen alta yazın. Yalvarıyorum, çok merak ediyorum ya. Aşırı merak ediyorum. Bende bir sorun var herhalde. Sorun bende. Neyse, bulamadık. İlk videonun sonuna geldik. Çok güzeldi. Çok güzel ödem çayı yaptık. Umarım denersiniz, içersiniz. Gerçekten çok çok yararını göreceksiniz. Hepinize kocaman öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.